Safa çapları 7. sınıfınız hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle ikinci seferat bilgisine beyinlere 5 ünite ülkemizde hayat Ünite değerlendirme soruları ve cevapları Safa 202, 203, 204, 205 işleyeceğiz. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Mustafa Kemal Çelenk'te doğdu. Doğru. Mustafa Kemal önce Çemse Efendi İlkokulu'na gitti. Yanlış. 29 Ekim'de Zafer Bayramını kutlarız. Yanlış. Mustafa Kemal ailesine çok değer verir ve severdi. Doğru. 15 Temmuz'da demokrasi ve milli birlik gününü kutlarız. Doğru. 23 Nisan'a Cumhuriyet ilan edildiği için bayram yaparız. Doğru. Ramazan bayramı milli bayramlarımızdır. Yanlış. Kurban bayramında yardımlaşma ve dayanışma içinde oluruz. Doğru. Yeni bayramlarda büyüklerimizin elini öperiz. Doğru. Matematik öğretmeni Atatürk'e Kemal adını vermiştir. Doğru. Aşağıdaki cümlelerden boş bırakılan yerlere bulutların içinde verilen sözcük veya sözcük gruplarını uygun olarak tamamlayınız. Mustafa Kemal'in en büyük hayali asker olmaktı. Savaşlar insanları göç etmeye yönelten sebeplerdendir. Mustafa Kemal çok çalışkan bir öğrenciydi. Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Hanım'dır. Üzüm, buğday, çay, tarım alanında ürettiklerimizdir. Onu otomobil, beyaz eşya, ilaç gibi ürünler sanayide üretilir. Aşa Doğru seçenekleri boyayınız. Aşağıdakilerden hangisi yöresel oyunlarımızdan değildir? Tango. Aşağıdakilerden hangisi kültürel miras öğelerimizdendir? Kına gecesi. Ülkemizde farklı kültürler insanlara karşı nasıl davranmalıyız? Saygı duymalıyız. İstiklal maaşımızı kim yazmıştır? Mehmet Akif Ersoy. Dinin bayramlar hangi duygularla katlanmaktadır? Paylaşma. Aşağıdakilerden hangisi sanayi faaliyetler sonucu üretilmez? buğday. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembolümüzdür? Bayrağımız. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarda yaparız? Bayrak asmak. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetlerimizdendir? Kalp olan. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız. Milli gün ve bayramlarının adlarını yazınız. Milli günler toplum içinde bizlere biz yapan, değerleri ifade eden ve toplum içinde dayanışma, olduğumuz birlik duygusunun en üst seviye olmasını sağlayan önemli bir duygu olarak ifade edilmektedir. Siz değerli ziyaretçilerimiz için madde halinde milli gün ve bayramların adlarını paylaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millik Günü. Dini bayramların adlarını yazınız. İslam dinine bizleri bir araya getiren toplum dayanışma ve yardımlaşma olgusunun en üst seviyeye çıkarılması amacıyla dinimizde iki tane bayram vardır. Dinimizde biz Müslümanların var olan bayramları şunlardır. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Yakın çevrenizde yöresel yemek ve müzikleri araştırıp yazınız. Yakın çevremizdeki yöresel yemek ve müzikler Sultan Ahmet Köftesi, İstanbul Pilavı, Sarıyer Böreği, Lakarda Beyinleri, beyinli, beykoz kebabı, bulgar kayma, çengel köy güveci, müzikler ise adlı sahillerinde bekliyorum. Bahçelerde mor beni Bedesten destan bey olduğunu müzikler vardır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Videonun altına linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfınızda kaldığınız konuyu veya anlamadığınız konuları YouTube adresimizden videolarını veya web sitemizden de okuyabilirsiniz. İyi bir eğitim ortamını geçirmeniz ile hoşça kalın.